Zafer Şahin, Kılıçdaroğlu veliahtını arıyor. Eğer bizzat senin seçtiğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grubunu emanet ettiğin grup başkanın özgür özel değişim diyorsa, parlamentoda seni temsil eden, senin adına konuşan grup başkan vekilin Gökhan Günaydın, sadece MYK değişimi yeterli olmaz diyerek sana kazan kaldırıyorsa, yıllarca el üstünde tuttuğun gazetecilerin karşına geçip, ama başarısız oldun, neden çekilmiyorsun anlamına gelen sözlerle sana ayar veriyorsa bu bir genel başkan için artık yolun sonu görünüyor demektir. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda ve parti içi iktidar yarışlarındaki tartışılmaz gücüne rağmen CHP tabanı değişimi satın almış durumda. Üstelik İmamoğlu'nun olası bir kurultayda Kılıçdaroğlu karşısında şansının olmadığını bildikleri halde değişim istiyorlar. Bu işin nereye gittiği bugünden belli. Kemal Bey çekilecek kurultayda aday olmayacak. Bütün mesele yerini kime bırakacağında düğümleniyor. Özgür Özel'in dün yaptığı değişim açıklaması bu yüzden önemli. CHP içinde bir grup partiyi İmamoğlu'na bırakmak istemiyor. Özgür Özel de muhtemelen bu damarı görmüş, ben de varım diyerek yeni dönem için pozisyon alıyor. An itibariyle CHP'nin yeni genel başkan olmaya en yakın iki isim İmamoğlu ve Özgür Özel gibi görünüyor. Ama köprünün altından daha çok sular akacak. CHP'nin yeni genel başkanının kim olacağını belirleyecek en güçlü aktör hala Kılıçdaroğlu. Yazın bir köşeye CHP'yi kolay kolay İmamoğlu'na bırakmazlar. Ah şu TRT izleyen gurbetçiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göre seçim başarısızlığının sorumlusu TRT izleyen köylüler. Bazı muhalifler ise köylülerin yanına yurt dışında oy kullanan gurbetçileri de ekliyor. Efendim neymiş? Gurbetçiler seçimlerde oy kullanmamalıymış. Çünkü oy tercihleri seçimin kaderini etkiliyormuş. Şaka gibi değil mi? Gurbetçiye yıllarca süren bir mücadeleden sonra elde ettiği yurt dışında oy kullanma hakkını bile çok görüyorlar. Bu tartışma öyle bir noktaya geldi ki Avrupa'da yaşayan sosyal demokrat Türkler bile isyan etti. Berlin merkezli Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu kendilerine yönelik karalama kampanyasına Rakamlarla karşılık verdi. İyi ki de bunu yaptılar. Çünkü devreye rakam girince algı doğrudan çöküyor. Bakın gurbetçi oy kullanmasaymış sandıktan nasıl bir sonuç çıkacakmış. Kılıçdaroğlu yurt içi sandıklarında rakibinden 1.962.502 oy geride kaldı. Yurt dışında geçerli oy sayısı ise gümrükler dahil 1.920.757. Yani tüm gurbetçiler oyunu Kemal Bey'e verseydi yine de seçim Erdoğan kazanacaktı. Yurt dışı sandıklarının tamamında toplam fark 367.363. Buna karşılık Erdoğan sadece Kayseri'de Kılıçdaroğlu'na 318.795 oy fark atmış. Konya'da ise rakibinden 635.316 fazla oy almış. Bu iki ildeki fark bile yurt dışındaki farkın 2,5 katından daha fazla. Bu rakamlar gurbetçinin oyunu diline dolayanları utandırır mı acaba? Hiç sanmam. Onlar kendilerinde ne zaman kusur buldu ki bu rakamları görünce utanacak? Sütte leke var ama onlarda yok. Bütün suç TRT izleyen köylüler ve gurbetçilerde.